Evet arkadaşlar, eğer izninimiz olursa bir süre şahsi ve ailevi nedenlerden dolayı çok sık video yapmayacağım. Bundan dolayı şu anda Kimerlerin Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'da Kimerlerle ilgili buluntular var mı? Kimerler kimlerdir? Genetik olarak yakınlıkları kimlerdir? Bunlarla ilgili bir yayın yapacağım. Bunun nedeni şu: benim annemin kendi memleketi Amasya Gümüşacıköy ilçesinin Cumara Mahallesi diye geçer. Gemera diye de Osmanlı tarihlerinde var. Gimri diye geçiyor. Ve annemin halasının bize anlattığı, tabii oradaki akrabalardan, biz Gimri aşiretindeniz, Gimri demişlerdi. Ben de bunların Germiyanoğulları ile ilgili vesaire zannederdim. Daha sonra araştırmalarımızda Amasya Gümüşacıköy'de bir at koşum takımı ve oklarıyla bir Kimmer mezarının bulunduğunu, bunların da Samsun Arkeoloji Müzesi'ne, Samsun Müzesi'ne kaldırıldığını, bir kısmının Amasya Müzesi'nde olduğunu görmüştüm. Şimdi İskitlerle Kimmerler aynı şey midir diyemeyiz ama Kimmerlerin varlığını biliyoruz. Kırım Yarımadası'nda bulunduklarını biliyoruz. Azerbaycan'dan, Derbent biliyorsunuz Dağıstan'la Azerbaycan arasında ve Derbent bölgesinde Azeri Türkler yaşıyor. Bazı Kimmer klanlarının geldiğini, Orta Asya, Zardeniz veya birçok bağlamda bunlarla alakalı şeyler olduğunu biliyoruz. Yine Çoruh güneybatısında Çivril Kaya tepesinde oluşan Çoruh Nehri'nin bazı bölgelerinde, tabii ki buraları bilenler biliyor, Bertaçayı, İspir Bayburt Dereleri, Yusufeli Oltunlar, Mançayı vesaire Çoruh Nehri'ni oluşturuyor. Buradan arkadaşlar Kimmerler Anadolu'ya gelmiş mi? Biz tarihte biliyoruz Kimmerlerin bir İç Anadolu'da bir yay çizerek bir akın yaptığını bilmekteyiz arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bu Gümüşacıköy'de Kimmer mezarının bulunduğunu, ok başlarıyla ve koşu takımıyla bir atla beraber gömüldüğünü ve bir kurgan olduğunu, kurgan şeklinde olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi, tabii bu Kimmerler arkadaşlar Tevrat'ta da geçiyor. Tevrat'ta da geçiyor. Çeşitli yayınlarda da geçiyor. Tevrat'ta Kimmerlere Gomer adıyla geçiyor. Yine İşkulu diye Urartular isim vermişler. Yine Asur kaynakları Kimmerlere Gimirra'yı adı vermişler arkadaşlar. Bunları da burada belirtmemiz gerekiyor. Az önce belirttiğim gibi Gümüşacı köyünde eski adı Gemera ya da Gimiri ve bugün mahallesi olarak içinde olan Cumara Mahallesi var ve Artukabat Mahallesi var. Artuk El Kimmari diye bir Türkmen beyinden dolayı aldığı söyleniyor. Bir tarafı Cumara, bir tarafı Artukabat Mahallesi diye geçiyor ama şimdi burada bu varlıklar Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ortaya çıkmış ve bir takım yer adlarının Kimmerlerin etimolojisiyle ilişkilendirilmesi olayı var. Şimdi burada kaçak kazılar var. Tabii bunlardan Allah razı olsun diyemeyeceğiz ama bizim memleketimizde de var. Merzifon'da da çok sayıda. Ben Timülüs veya Höyük ama daha çok Timülüsler bulunduğunu ben bizzat coğrafyayı gezerek fark edebiliyorum. Burada arkadaşlar kaçak kazılar sonucunda bizim Amasya ilimizin Gümüşacıköy ilçesi yakınlarında İmirler Köyü'nde. İmirler Köyü bugün Alevi Türkmenlerin oluşturduğu bir köy. İmirler'de yine Elazığ ili sınırların içinde Norşun Tepe'de, Ankara ili Polatlı yakınlarında, Filik başkenti Gordion'da, Yassıyük'te, Eskişehir ili sınırlarında, Demircöyük'te bulunuyor. Bununla birlikte Amasya'da Oluz Öyük'te de 2. mimari tabakada milattan önce 500. yüzyılın son çeyreğinde at figürlü krater parçaları, iskit tipi ok uçları, bazı çurkullarda ortaya çıkaran bıçak izi taşıyan at kemikleri, atları yemişler. Avrasya asıllı atlı göçebeler hakkında arkeolojik neler bulmuştur arkadaşlar, veriler vermiştir.
Orta Karadeniz bölgesinde yoğunlaşan kimmerlerin arkeolojik malzemelerinin özellikle bazı etimolojiye yansıması vardır. Mesela Gümüşhacı köyün eski adı Kimeri'dir. Bunu da buradan belirtmemiz gerekiyor. Amasya'da Gümüşhacı köyde İmerler kurganının buluntularının milattan önce 8. yüzyıl başlarına hatta milattan önce 9. yüzyıl sonlarına tarihlendirilebildiğini, bu Avrasyalı konar göçerlerin milattan önce 8. yüzyıl sonlarından itibaren yurt edinmek amaçlı diyor ama bence yağma amaçlı ve Friglerin yıkılmasının da Kimmerlerin baskısıyla olduğunu biliyoruz. Yine Herodot Kimmerler hakkında ne diyor? Bunlar Ares miydi bunların? Hades, özür diliyorum, yer altındaki Hades'in kötü ruhlu işte köpekleridir vesaire tarzı bir şeyler yapıyor. Bugünkü arkadaşlar, Kırım kelimesi de Kimmerlerden gelme bir isimdir. Antik kayıtlarda Kapadokya bölgesine Gomer ya da Gamirk diye geçiyor. Yine Tevrat'ta Kimmerlerin Gomer diye anılması, Asur kaynaklarında Gimiraya olarak anılması olayı söz konusu. Yine arkadaşlar, Kafkasya bölgesinde milattan önce 1000'den itibaren görünmeye başlayan ve Anadolu'ya yayılan Kimmer boylarına ait bazı yerler. Mesela Çoruh ve Kür Vadisi'nin kesişim noktalarından biri olan Şenkaya ilçesinin kuzeyinde Vardiyaz Kışlası'nın hemen kenarında yer alan bir bölge ismi Hınzır Kümer. Bunu belirtelim. Yine Sakahazar Kaya Dibi, Çoruh Vadisi'nin Artvin'in doğusunda Şavşat ilçesinde, Artvin'in 81 kilometre uzaklıkta, Hazar Türklerinin bu bölgeye gelmesiyle oluşmuş bir isim olabilir diyorlar. Yine Sakalar, Artvin'in merkezine 40 kilometre doğusunda bulunan köy ismi. Bunu da bağlayalım, söyleyelim. Yine Yusuf ilçesine bağlı Havuzlu, diğer adı Okyer köyünde bağlı bir merazinin ismi de Sukar, Sokar olarak biliniyor. Sakasen Kalesi, Kars'ın Kazman ilçesinde bulunuyor. Sakabul, diğer adı Ardan Posof'ta Yurtbaşı Köyü, Ardanya 95 kilometrede Sakabul isimli bir köyü bulunuyor. Yine Ardanili, Ölçek Köyü ve Balıkçılar Köyü arasında il merkezinin 12 kilometre uzaklıkta Sakora yöre halkı tarafından adlandırılan hayvancılık yapılan bir yer. Sakasen boyları yerleşmiş diyorlar. Yine Gomer dedikleri için Ardan ili Çıldır ilçesinde Ahıl Kelek, yani bizim Ahıska Türklerinin bulunduğu bölgede bir isim. Yine Satkabel, Ardahan Posof'ta, yine Gemere, aynı bizim Gümüşhacı köyün Kimere ya da Gimere, Gemera olduğu gibi Ardahan, Hanak civarında bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda Anadolu'da Kimer varlığını ortaya koyacak arkeolojik yerleşim birimi henüz saptanamamıştır. Bu benim görüşüme göre Kimerlerin Anadolu'ya baskın tarzında yağma amaçlı saldırılar yaptığıdır ki zaten tarihte bunu biliyoruz. Ama bunların yaşam tarzını simgeleyen kurgan tipi arkeolojik kanıtlara ulaşılmıştır. Bunlardan en önemlileri, tekrar ediyorum, Amasya Gümüşhacı Köyü'nde, İmirler Köyü'nde, yine Tokat'ta Maşatöyük'te. Maşat biliyorsunuz yabancı mezarlığı, Hristiyan, Ermeni, Rum mezarlığı, Yahudi mezarlıklarına biz Anadolu'da Maşat denir. Bunu biliyorsunuz. Onlardan kalma eski kiliselere de devamlı Rabat denir. Bugün Türkmenistan'a vesaire giderseniz Özbekistan'a Rabat ismini orada da görürsünüz. Maşatöyük'te, Elazığ Nortepe'de, Ankara Gordion Yassıyük'te buluntular var. Tamam mı? Özellikle Orta Karadeniz bölgesinde yoğunluk kazanmış. Karadeniz'in kuzey tarafında bunların yoğun faaliyetlerine kanıtlık eden nedir arkadaşlar? Birer kanıttır. Bunları da belirtiyoruz. Lidya'nın da bu İskit akınlarından oldukça etkilenmiş olduğunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar.